Değerli izleyicilerim, bugünkü programımız tiyatro. Benim uğraşlarımdan önemli bir yeri de yazmış olduğum tiyatro oyunlarıdır. Ben roman yazıyorum, tiyatro oyunu yazıyorum ve çeviri yapıyorum. Bir de asıl mesleğim mimarlık. Şimdi tiyatro oyunlarımdan bir tanesini bugün size tanıtacağım ve o oyundan bahsedeceğim. Bu oyunumun ismi Aşk-ı Şahane, kitap olarak da yayınlandı. Yani Şahane Aşk, Aşk-ı Şahane. Evet. Burada ikinci ismi de Mimar Sinan ile Mihriban Sultan yazıyor. Mimar Sinan ile Mihriban Sultan. Aşk-ı Şahane, Mimar Sinan ile Mihriban Sultan. Evet, tiyatro antik çağdan beri insanoğlunun çok önem vermiş olduğu bir kurum. Şöyle ki, insanlar ilk antik çağdan beri toplanacakları bir yer, birlikte olacakları bir mekan oluşturmuşlar. Bu şekilde tiyatro alanları yapmışlar. Genellikle oturma yerleri yüksek tepelere ve ortada da bir meydan olacak şekilde bunları yapmışlar. Yani bir seyirci bölümü var. Bir de aktivitelerin dönmüş olduğu ortadaki bir sahne diyelim, meydanlar. Zamanla bunları geliştirmişler. Tiyatro yapıları da gelişmiş. Çünkü artık orada insanlar sadece eğlenmek, dans etmek yerine bir takım dramatik oyunları sergilemek ihtiyacı da duyuyorlar ve tekstler yazılmaya başlıyor. İşte Shakespeare'in oyunları, Molière'in oyunları ve oyunlar yazıldıkça daha ileriye tarihlere gidecek olursak oyunlar yazıldıkça bu defa tiyatro yapılarının şekilleri de değişiyor. Yani önce bir sahne oluyor. Onun sahnenin arkasında bir kulis. Kulis dediğimiz şey aktör ve aktrislerin, yani oyuncuların hazırlandıkları bir bölüm. Ve yine ortada yine bir meydan ve onun etrafında da seyircilerin oturacakları yerler. Gün geçtikçe bu tiyatro yapıları, tiyatro oyunları yapıldıkça, yazıldıkça tiyatro yapıları da gelişiyor. Ve bu tiyatro yapıları belli başlı mimarlıkta bir alandır. İşte daha sonra opera ortaya çıkıyor. Operada da sahnenin önünde bir çukur vardır. O çukurda da orkestra bulunmaktadır. Yani orkestra çukurunun olduğu yer bulunmaktadır. Ve işte sonra zamanla daha çok bu antik yapılar sıcak iklimlerde yapılmış ve aynı zamanda da manzarayı gören, yani denizi gören, manzarayı gören yerler, yapılar. Fakat zaman içerisinde bunların üstünün
kapatılması gereği duyuluyor ve tiyatroların ve opera binalarının yapılarını inşa edildiklerini görüyoruz. O zaman da işin içine akustik, ışıklandırma filan diğer şeyler giriyor. Mesela şu anda dünyanın en güzel opera binalarından bir tanesi Paris Opera binasıdır. Charles Granier denen bir mimarın yapmış olduğu bir şaheser. Şimdi Paris Opera binasına bir şöyle bir ufak bir şekilde, kısa bir şekilde göz atacak olursak, oradaki merdivenler müthiş bir merdivenler ve kulis vardır. Çünkü o merdivenler sadece yapının katlarına çıkmak için değil, insanların birbirlerini görmeleri, birbirlerine işte kıyafetlerini, kostümlerini göstermeleri için yapılmış geniş mekanlar oluyor. Demek ki burada da seyirciler de birbirlerini görme imkanı, birbirlerini tanıma, birbirleriyle konuşma imkanını yakalıyorlar. Yani mimaride çok önemli bir yapıdır. Bundan dolayı tiyatro oyun yazarları içerisinde gerçekten çok mimar vardır. Çünkü neden? Bir kere bir oyunun kurgusunda bir zaman var. O zamana göre ayarlamanız gerekiyor. Bir mekan var. Giriş çıkış kapıları, işte pencereler, diğer şeyleri, mobilyaları filan. Yani burada bir mekan görüyoruz. Mekan yaratması gerekiyor mimar. Sonra da bu mekanın içerisinde geçen dram oyunu yazması gerekiyor. Dolayısıyla mimarlar oyun yazmakta pek maharetlidirler ve birçok mimar kökenli oyun yazarı vardır. Şimdi benim bugün size tanıtacağım oyunum Aşk-ı Şahane, Mimar Sinan ile Mihriban Sultan arasında geçen bir aşk öyküsüne dayanıyor. Şimdi tiyatroda Mimar Sinan'la ilgili birçok oyunlar yazılmış. Ve bu oyunların ben çoğunu okudum. Çocuk oyunları da yazılmış. Tamamen Mimar Sinan'ın eserleriyle ilgili, Mimar Sinan'ın mimarisini, sanatını anlatan çok kuru ve insanların ilgisini pek çekmeyen oyunlar. Ben değişik bir şey yapmak istedim. Bu Mimar Sinan'ı eserlerine ve Mimar Sinan'ı anlatırken bu oyunun içerisine bir aşk öyküsü katmak istedim. Bir de bu aşk öyküsü zaten tarihçilerin, bazı tarihçilerin belgelerinde bulunmaktadır. Mimar Sinan 50 yaşlarında geldiği zaman, yani mimarbaşı olduğu zaman, Mihriban Sultan da 17-18 yaşlarında, o arada Mihriban Sultan kendi adına cami yaptırmak için Mimar Sinan'ı çağırıyor. Ve tanışmaları bu şekilde oluyor. Ve Mimar Sinan'la aralarında mutlaka bir platonik de olsa bir duygusal bir ilişki olduğu söyleniyor. Şimdi bu tarihçilerin belgelerine dayanarak kısaca öyküyü anlatacak olursam, Mimar Sinan o sırada eşini kaybediyor ve evlenmek istiyor. Yani bekar diyelim, dul bir adam ve mimarbaşı gibi çok önemli bir mevkide. Bu isteğini bir şekilde
saraya bildiriyor. Ve tabii ki Hürrem Sultan'ın kulağına gidiyor ve Hürrem Sultan bu evliliğe şiddetle karşı çıkıyor. Sebebi de Mimar Sinan'ı beğenmediğinden değil. Mimar Sinan, bakın hala isme unutulmayan büyük bir dahi. Hürrem Sultan kızını, çünkü imparatorluk aslında kanunlu döneminde de yavaş yavaş zayıflamaya başlıyor. Bu güç kazanabilmek için daha güçlü bir birisiyle kızını evlendirmek istiyor. Bu kişi de Diyarbakır valisi Rüstem Paşa. Rüstem Paşa çok zengin bir adam, ordusu var ve dolayısıyla eğer kızını Rüstem Paşa ile evlendirirse Hürrem Sultan elinin kuvvetleneceğini düşünüyor ve bu nedenle bu evliliğe karşı çıkıyor. Tabii bu gerçekten başlı başına yani bir oyun konusu, bir drama konusu. Ama burada Mihriban Sultan'ın duygularına bakacak olursak, Mihriban Sultan Mimar Sinan'la evlenmek istiyor ve annesine bunu istemediğini, Rüstem Paşa'yı istemediğini söylüyor. Fakat Hürrem Sultan ısrar ediyor ve neticesinde istenmeyen bir evlilik yapılmış oluyor. Ve Mimar Sinan burada işte bu aşkını, ben de diyor aşkıma göklere kubbe asarak diyor ispat edeceğim. Ve iki tane cami yapıyor şey için, Mihriban Sultan için. Bir tanesi Üsküdar'da, bir tanesi de Edirne Kapı'da iki cami yapıyor. Ve bu iki caminin öyle bir şekilde ayarlıyor ki şeyin, Mihriban Sultan'ın doğum gününde birisinin üstünde ay doğarken diğerinin üstünde güneş çıkıyor. Ve bu şekilde bu ayarlamayı yapıyor. Çünkü Mihriban'ın ismi ay ve güneş olarak anlamına geldiği için de yapıyor. Ve Rüstem Paşa da kendisine bir cami yapılmasını istiyor. Rüstem Paşa için de Unkapanı'nda bir cami yapıyor. Ve o camiyi de gidip gezdiğiniz zaman görürsünüz, çok kasvetli bir cami. Yani Rüstem Paşa'dan sanki intikamını almış gibi çok kasvetli bir cami inşa ediyor. Mihriban Sultan için yapmış olduğu camiler ise ışıl ışıl, aydınlık, pırıl pırıl camiler. Özellikle Üsküdar'daki yapmış olduğu caminin dışarıdan baktığınız zaman sanki bir genç kız eteklerine uzatmış şekilde duruyor, oturuyor şeklinde bir görüntü vermiştir. Şimdi bu Aşk-ı Şahane adlı oyunu geçecek olursak, Aşk-ı Şahane Mimar Sinan'ın eseriyle aşkı arasında bağ üzerine kurgulanmış bir oyun. Dönemin önemli isimlerinin ve olaylarının kurgusal olarak canlandırıldığı oyunda Murat Aykaç Ergünüz aynı zamanda Sinan'ın hayatını, eserlerini de oyun kurgusu çerçevesinde işliyor. Sosyal konumları sebebiyle ümitsiz ama gerçek bir aşkın, sanatçının elinde ham taşın işlenip her biri yüzyıllarca ayakta kalacak olan ve geçen sürede önemini hala artırarak koruyan eserlere nasıl dönüştüğünü, ilham verdiğini anlatıyor bu eserde. Aşk-ı Şahane tarihi okura
ve seyirciye öğrenmek üzerinde düşünmek için de yazılmış. Murat Aykaç Ergünüz'ün hem mimari hem de edebi başarılarının arkasına alarak önemli bir yer edinecek bir yapıt, hüzünlü, trajik, bazen de mizahi bir anlatımla tarihe bir yolculuk yapıyoruz, diyor kitabın arka kapağında. Evet, bu oyunda kapağını kaldırdığımız zaman neler görüyoruz? İki perdelik bir oyun. Bir kere bu oyun Devlet Tiyatroları Edebi Kurulu'ndan geçmiştir ve Devlet Tiyatroları repertuarına alınmıştır. Onu da size burada vurgulamak isterim. Bu da çok önemli bir şey. Bu oyunu bu bir kapağında gözüküyor. Eşim avukat Esin Evren Ergünöz'e sevgiyle diye ithaf etmişim. Onu da görüyoruz. Evet, birinci perdede Sinan ile Mihribah. Kişilere bakacak olursak kaç kişilik bir oyun? Gülruh. Gülruh Mimar Sinan'ın eşlerinden birisi. İşte en son eşi sonra vefat ediyor. Sinan, Hekimbaşı, Lütfi Paşa, Sinan'ın yakın arkadaşlarından birisi. Şair Baki, tabii ünlü şair Mimar Sinan'ın çok yakın arkadaşı. Hürrem Sultan, Gaye, şeylerden, hizmetçilerden bir tanesinin ismi. Mihribah, Süleyman, yani Kanuni Sultan Süleyman, Ulak, Harem Ağası, Sedefkar Mehmet Ağa var, Mihri var, Rüstem Paşa, Harem Ağası, İkinci Selim, Sarı Selim var, Kalfa Kadın, Sahi Çelebi, bu çok önemli, Sahi Çelebi, Mimar Sinan'ın en yakın arkadaşı, Nakkaş, Karahisarlı Şemsettin. Evet, şimdi bu şekilde oyunun bir hayli kalabalık bir şeyi var. Birinci bölümde, yani birinci şeyde, Mimar Sinan'ın Mihriban'la olan ilişkisini, aşkını anlatıyoruz. Ve Hürrem Sultan'ın nasıl buna karşı çıktığını görüyor. Çünkü burada bir kurgu kurmak gerekiyor. Mihriban'la Sinan'ın aşkına karşı çıkan bir şey var tabii. Hürrem Sultan var ve bunu burada dramatik olarak son derece şey yapıyoruz, vurguluyoruz. Evet, şimdi mesela Mihriban'la Hürrem Sultan arasında kısa bir konuşmayı size okumak istiyorum. Sahne 4. Harem'de Mihriban'ın dairesi, Mihribah gergef işlemektedir. Hürrem sevinçten çılgına dönmüş gibi girer. Mihribah annesini görünce hemen ayağa kalkar. Mihribah, hayırdır validem, çok sevinçlisiniz. Hürrem Sultan, sevinçliyim elbette, sen de sevinmelisin. Elinde hekim başının yazdığı raporu kızına uzatır okur. Çünkü Rüstem Paşa'nın cüzam olduğu da yayılmaktadır aynı zamanda. Hürrem Sultan tabi bunu araştırmaktadır ve bir hekim yollar. Hekim orada Rüstem Paşa'yı inceler ve Rüstem Paşa'nın vücudunda bit görür. Bit
cüzdanlıların vücudunda bulunmazmış. Buna dayanarak Hekimpaşa bir rapor yazıyor, sağlam diyor. Mirbah raporu alır, inceler, son cümlesini yüksek sesle okur. Bir olmak üzere toplam 3 adet bit haşeresi olduğunu büyük bir memnuniyetle tespit ettik. Tiksintiyle susar, sonra okumayı sürdürür. Cüzdan illeti taşıyan kimse de asla bit bulunmaz. Ben ve 5 hekim bildirmekle bahtiyarız ki kişi istinat olunan amansız illetten muzdarip olmayıp izdivacına mahsur bulunmamaktadır. Hürrem Sultan keyifle, gözümüz aydın, damadımız bitli, bir paraya gider derler. Mirban omuzlarını dikleştirir, başını kaldırır. Valideciğim, beni ipekli kefenle zorlu adamın yatağına gömecek misiniz? Hürrem Sultan iyice sinirlenmiştir. Hayır kızım, seni değil, düşmanlarımızı gömeceğiz. Düşmanlarımızın celladı, bizim yaşama ve kudret garantimiz olan Rüstem Paşa kocan olacak. Sinan Ağa'ya olan sevdanı kalbine gömeceksin. Göğe kubbe asan adamı unutacaksın. Bitli Rüstem diye beğenmediğin adamın koynuna gireceksin. Çevremiz düşmanlarımızla dolu. Mahidevran, Gülbahar, Şehzade Mustafa her an bizi yok etmek için pusudadır. Buraya kadar kızım, artık görev sende. Yaşasak da senden, öldürülsek de senden. Omuzlarındaki yükün artık farkına varır. Birden fondan vurucu bir müzikle haremin kadınları içeri dolar. Ellerinde mumlar vardır. Mihribaha kına gecesi yaparlar. Ardından kadınlar çekilirken sahne kararır. Rüstem Paşa yüzü örtülü Mihriban'ın al duvağını yavaşça kaldırır. Rüstem Paşa, benim güzeller güzeli sultanım. Sonra yüz görümlüğü olarak pırlantalar, zümrütler, yakutlar kocaman bir gerdanlık takar. Mihribah gözlerini yumar. Rüstem Paşa'nın kocaman iki kıllı eli uzanır. Mihribah kaçmak ister. Direnmeye çalışır. Kıllı koca kollar boynuna dolanırken yatağa veya oradaki divana devrilirler. Sahne karanlık olur. Müzik durur. Yani istemeden kızına mal mülk işte şey için saltanat, kendi saltanatını korumak için bu adamla evlendiriyor. Şimdi Sinan ne durumda? Sinan'a bakalım. Sinan kendi evinde söylenip odanın içinde dolanır. Sahne 5. Yaşadığım hayal kırıklığına inanamıyorum. Bundan sonra ben nasıl yaşarım? Bu acıyla yaşamak benim kaderimse, bu acıyı taşlardan başkası anlamaz. Ruhum nasıl sızlıyorsa, aşkımın tercümanı olacak ellerimle şekil bulacak olan taşlar diye haykırmak istiyorum. Haykırır. Yaşlı kalbimi gark eden sarı saçları hayal edip avutmaya çalışıyorum gönlümü. Ağlar sessizce gözyaşını siler. Birden toparlanır. Üzülmemin bir faydası yok. Aşk ağlamakla çözülecek bir sır değil. Ben de mimarbaşıysam, adım Sinansa, bu aşkı sadece yüreğimde taşımakla kalmayacağım. Her gözyaşı için, her an için bir taş koyacağım. İstanbul'un ortasına. Sakinleşir. Sessiz olan şu ev ruhumu boğmaya, duvarlar üstüme gelmeye başladı. Hayatım çıkmaz bir yola giriyor. Yalnızlığa alışmaya çalışıyorum. Sinan düşüncelere dalar,
Eskilere gider uyuyamaz sabah olmuştur. Erkenden gün doğmadan kalkar, haykırmak ister. Yeminler ediyorum yeryüzüne kazacağım içimdeki aşkımı. Dünya durdukça bunu görecekler insanlar. Gönlümün sultanı evlendikten sonra kendimi yine işlerime vereceğim. Çizimler yapar, notlar alır. Pencereden gökyüzüne bakar. Ay batarken bir izler, güneş doğarken bir başka izler. Hayallerini çizer defterine, bir süre sonra Lütfi Paşa içeri girer. Arkadaşa, Lütfi Paşa nasılsın Sinan Ağa? Sabah namazını kıldıktan sonra uğrayıp hatırını sormak istedim. Sinan, sefa getirdiniz paşam, buyurun beraber bir sabah kahvesi içelim. Lütfi Paşa, halkın dilinde dolaşıp duran bir beyit var bilir misin? Bilmem nedir? Bu bakın çok meşhurdur. Olacak bir kişinin bahtı kavi, talihi yar, kehlesi dahi mahallinde onun işe yarar. Acı acı güler. Bu beyit Rüstem Paşa'nın şansının biti sayesinde nasıl açıldığını açıkça anlatıyor. Yani bir insanın şansı olursa üstündeki bit bile, bu biliyorsunuz birçok şeylerde söylenir. Yani biti bile insana şans getirir. Hünkâr yıllardır can arkadaşı eniştesi damat İbrahim Paşa'yı kazandığı güç karşısında geçen gün idam ettirdi. Elbette Haseki Sultan Hürrem'in de bu işte parmağı var. Rüstem Paşa'ya kızını sırf iktidar için verdiğini bilmeyen yok. Sinan Şaşkın, İbrahim Paşa ile çok uyumlu çalışıyordum, çok yazık. Lütfi Paşa, Rüstem Paşa'yı sadrazamlığa atamış hünkârımız. Sinan, iyice şaşkın, beklenen oldu, domuz çobanı demek sadrazam oldu artık. Vah vah, ışıklar kapanır. Rüstem Paşa biliyorsunuz tarihte domuz çobanı. Domuz çobanı yani kabalığıyla, rüşvet yemesiyle, insanların hakkını yemesiyle kaba kuvvetle zengin oluyor. Zengin olunca da valilikler filan o zaman parayla satılıyor. Kimde para varsa oraya vali olarak atanıyor, kadı olarak atanıyor ve en sonunda da domuz çobanı da sadrazam oluyor işte Osmanlı döneminde. Evet, burada birinci şeyde, bölümde Mimar Sinan'ın sanatkar bir insanın ne kadar da birbirinden güzel eserler yapmış olsa da, Süleymaniye'yi yapıyor, Şehzadebaşı Camisi'ni yapıyor, bunları daha önce yapıyor. Bundan sonra böyle büyük bir dahinin ve bunun gibi daha neler, Büyükçekmece Köprüsü'nü, kervansaraylar filan bir sürü şeyler yapan ama işte bir noktada sanatkar bir kıymeti bilinmiyor. Yani güç, para, asker, ordu ağır basıyor. Bu şeyde ikinci bölümde de Mimar Sinan'ın yaşlılık dönemi var. Ve ikinci bölümde de bu nakkaş arkadaşı işte Mustafa Sahi Efendi'ye hayatını anlatır. Bu zaten şeyde vardır. Mimar Sinan'ın hayatını incelediğiniz zaman ikinci bölümde Mimar Sinan'ın hayatını ikinci bölümde anlattığı bölüm vardır. Evet.
Sahir Çelebi kendisi söyler. Sahir Çelebi de Mimar Sinan'ın hayatını yazar. Şimdi şöyle söyleyelim. İkinci perdede Mimar Sinan, gel dostum nakkaş Sahir Çelebi, hoş geldin otur. Sahir Çelebi, hoş bulduk. Sizi ziyarete gelecektim ama beni çağırtmışsınız. Bir emriniz mi var Sinan'a? Sinan, dostum ben artık bir hayli yaşlandım. Eski gücüm kalmadı. Yakınlarımı, evlatlarımı, hatta torunlarımı elimle bir bir toprağa verdim. Çünkü 99 yaşıyor. Yani bütün kendinden evvelki evlatları, torunları hepsi vefat ediyor. En son olarak yegane aşkım Mihriban Sultan'ı da kaybettim. Onun vefatı, Mihriban Sultan da vefat ediyor daha sonra tabii, beni her şeyden çok sarstı. Birden elden ayaktan düştüm. Bak işte kendi ellerimle yaptığım şu hasta koltuğuna mahkum oldum. Galiba ahirete intikal zamanım yaklaştı. İsterim ki başımdan geçenleri yazıya dökeyim, bana yardımcı olur musun? Zira benim ellerim titremektedir, lakin hamdolsun hafızam yerindedir. Sahir Çelebi şaşırmıştır. Sinan'a hayır söyle, Allah uzun ömürler versin. Sinan, Sahir Çelebi daha ne kadar uzun olacak? İşte şunun şurasında neredeyse 100 yaşına devirdim. Sen benim dediğimi yapar mısın? Onu söyle. Sahir Çelebi, ne demek, emrin olur. O zaman derhal işe başlayalım. Ben söyleyeceğim, sen yazacaksın diyor. Bundan sonra da Mimar Sinan, Sahir Çelebi arkadaşı Nakkaş Sahir Çelebi'ye hayatını tek tek anlatıyor. Bu kitap olarak da vardır. Türkçe'ye de çevrilmiştir, yayınlanmıştır ve devşirildiğinden mimar başı olduğu döneme kadar hayatını tek tek anlatmıştır. Evet, zaten o Mimar Sinan'ın öbür şeylerini herkes biliyor. Burada ben bir insan Mimar Sinan'ı, aşık Mimar Sinan'ı ve aşkına kavuşamayan ve kavuşamadığı için de aşkını taşlara döken, öyle diyor. Ben diyor artık diyor taşlardan intikam alacağım ve aşkımı diyor efendim göklere kubbe olarak atacağım diyor. Evet sevgili dinleyicilerim, bugünkü programımda burada devlet tiyatroları repertuarına girmiş olan Aşk-ı Şahane adlı oyunumu size tanıtmış oldum. Aşk-ı Şahane'nin aynı zamanda İngilizcesi de bulunmaktadır. Onu da size göstereyim. Çevirmen Stuart Klein İngilizce'ye çevirmiştir. Ve işte her ikisini de birden size gösteriyorum. Aşk-ı Şahane'nin Türkçesi ve İngilizcesi. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar sunarım.